Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bülbülü Öldürmek, Bölüm 8. Yani Alabama'da kadınlar üyelik yapamazlar mı diyorsun? Kıskandı. Evet, sanırım zayıf kadınları Tom'unki gibi davalardan korumak için. Bayan Dubois'u tekerlekli iskemlesiyle görev yaparken düşünebiliyorum. John Taylor öyle tak tak vurmaktan vazgeç. Şu adama soru soracağım. Belki de atalarımız haklıydı. Bizim gibi insanların diyordu Atticus. Payımıza düşen bu. Genelde layık olduğumuzu buluruz. Tuzu kuru Maykomp yurttaşlarının bu işe gönlü yok. Üstelik korkuyorlar. Hem sonra korkuyorlar mı, neden diye soracağım. Örneğin diyelim ki Linkli Aslan zarar karşılığı ödenecek cezayı saptaması isteniyor. Zararı neden olan olayda Bayan Rekal'ın Bayan Moody'ye arabasıyla ezmesi. Şimdi, Deas ikisini de müşteri olarak getirmek istemez değil mi? Öyleyse Yargıç Taylor'a dükkanda yerime bakacak kimse yok gelemem der. Yargıç da ona izin verir, Deas da paçayı kurtarır. İkisinin de ondan alışveriş etmeyeceğini düşündüren ne diye sordum. Cem, Bayan Rekal gelmez, Bayan Moody eder ama jüride oylar gizlidir Atticus dedi. Babam kıkırdadı. Daha bir fırın ekmek yemen gerek ol, jürinin oylarının gizli olması gerekiyor. Jüride bulunmak, bir konuda karar verip kişisel tutumunu açıkça ortaya koymak demek. İnsanlar bunu yapmayı sevmezler, pek hoş olmayabilir. Cem, Tom'un jürisi de kararı aceleye getirdi diye mırıldandı. Atticus'un parmakları saat cebine gitti. Getirmedi dedi. Beni düşündüren de bu oldu. Belki de bu bir başlangıç. Karar almaları birkaç saat sürdü. Belki yine kaçınılmaz bir karar ama önceleri yalnızca birkaç dakikalarını alırdı. Oysa bu kez durup bize baktı. Biri vardı bizden yana. Onu kandırmak zamanlarını aldı. Kim? Atticus'un gözleri parladı. Bana düşmez ama şu kadarını söyleyeyim. Old sarumlu dostlarımızdan biri. Kunikamlardan biri mi diye bağırdı Şem. Bir akrabaları. Fark edince üstüne gitmedim. Yalnızca bir duygu tabii, yapabilirdim ama yapmadım. Aman tanrım! Bir bakıyorsun onu öldürmeye çalışıyorlar, bir bakıyorsun kurtarmaya. O adamları 100 yaşıma da gelsem anlayamayacağım. Atticus onları tanımanın yeterli olduğunu söyledi. Anlattığına bakılırsa Kunikamlar yeni dünyaya geleli beri hiç kimseden ne bir şey almışlar ne de bir şey vermişlerdi. Bir kez saygılarını kazandın mı senden yanaydılar. Hiç kuşkusuz o gece hapishanenin önünden fişlere saygı duyarak ayrılmışlardı. Kunikamların fikir değiştirmeleri için yıldırım falan düşmesi gerekiyordu. Onlar gibi bir kişi daha olsaydı jüri işi tamamdı. Cem yavaşça yani dedi. Bir gece önce seni öldürmek isteyen birini jüriye sokmalarına izin mi verdin? Böyle bir riski nasıl göze alırsın Atticus nasıl? Düşünsen risk az. Suçlu olduğunu ha o söylemiş ha başkası. Ama suçlu diyecek biriyle aklı karışmış biri arasındaki fark açık. Listede oyu belirsiz olan tek kişi oydu. O adamın Walter Cunningham'la akrabalığı ne diye sordu. Atticus kalktı, gerindi ve esnedi. Yatma zamanımız gelmemişti ama gazetesini okumak istediğini biliyordum. Alıp katladı ve başıma vurdu. Dur bakayım. Tamam, çifte kuzen. O nasıl oluyor? İki kız kardeş, iki erkek kardeşle evlenmiş. Benden bu kadar, gerisini sen çıkarıver. Ben Necem, Dil ve bir kız kardeşi olsa onunla evlensek, çocuklarımız çift taraflı kuzen olurlardı sanırım. Hay Allah, Cem ne tuhaf adamlar duydun mu hala? Atticus gitmişti. Alexandra hala halı örüyordu. Bakmıyordu ama kulağı bizdeydi. Sepetini yanına koymuştu. Dizlerine de bu örgü halıyı örtmüştü. Yazın sıcak gecelerinde hanımların neden yünlü şeyler örttüklerini hiç çözememişimdir. Duydum. Walter Cunningham'ın yardımına koştuğum o korkunç olayı anımsadım. Şimdi bunu yaptığıma memnunum. Okul açılır açılmaz Walter'i yemeğe çağıracağım.
önüme çıkarsa onu döveceğime dair verdiğim sözü unutuvermiştim. Okuldan sonra da gelebilir. Atticus onu arabayla Old Sarum'a bırakabilir. Gece bile kalabilir, tamam mı Cem? Düşünürüz. Bunu söyleyen halam olunca bu bir söz olmaktan çıkıyor, tehdide dönüşüyordu. Şaşırmıştım. Ama niçin olmasın hala, onlar iyi insanlar. Halam yakın gözlüklerinin üzerinden bana baktı. Cem Louis, onların iyi insanlar olduklarından hiç kuşkum yok. Bize göre değiller, hepsi bu. Aşağı tabakadan demek istiyor Scott, dedi Cem. Bu ne demek? Ne bileyim, basit falan. Keman çalarlar, oynarlar, o tür şeyler. Ben de oynarım. Saçmalama Cem Louis, dedi halam. Walter Cunningham'ı gıcır gıcır olana dek yıkasan da, yepyeni giysiler ve popuçlarla donatsan da bir Cem olamaz. Ayrıca o ailede eskiden beri içki düşkünlüğü var. Finch kadınları böylelerine yüz vermezler. Hala, dedi Cem. Daha 9 yaşında bile değil. Şimdiden öğrensin. Halam söyleyeceğini söylemişti. Geçen sefer böyle konuştuğunda da nedenini anlamamıştım. Kalın evine gitmeyi tasarlıyordum. İlgimi çekiyordu. Ona konuk olmak istiyordum. Dostlarını tanımak istiyordum. Ayın öteki yüzünü görmek istesem bu kadar tantana kopmazdım. Bu kez halamın taktikleri farklıydı. Ama amaçları aynıydı. Belki de bunun için bizimleydi. Arkadaşlarımızı seçmek için elimden geldiğince karşı koyacaktım. İyi insanlarsa neden Walter'larla dost olmayayım? Ona iyi davranma demedim. Ona arkadaşça ve kibar davranacaksın. Herkese böyle davranacaksın. Ama onu eve çağırmak zorunda değilsin. Ya biz akraba olsalardı hala? Ama değiller. Olsalardı da yanıtım aynı olurdu. Cem, hala dedi. Atticus der ki insan dostunu seçebilirmiş. Ama kendi ailesini seçemezmiş. Onları akraba saysan da saymasan da akraban olurlarmış. Saymazsan gülüş duruma düşermişsin. Tam babanıza göre bir söz. Ben yine de Cem Louis'e, Walter Cunningham'ı eve çağıramaz dedim. Birinci derecede kuzen bile olsa, Atticus'la iş konuşmaya gelmesi dışında bu eve alınamaz. İşte bu kadar. İşte bu kadar bile olsa bu kez nedenlerini açıklamak zorundaydım. Ama hala, Walter'le oynamak istiyorsam neden oynamayayım? Gözlüklerini çıkarıp bana baktı. Nedeni şu, çünkü o bir süprüntü. Bu nedenle oynayamazsın, birlikte olamazsın, kim bilir ne huylar ne küfürler öğrenirsin. Tanrı bilir bu halinle de babanın başına yeterince dert oluyorsun. Ne yapardım bilmiyorum ama Cem engelledi. Omuzlarımdan yakaladı, bana sarılıp odadan çıkardı. Öfkeden ağlıyordum, Atticus bizi duymuştu. Bir şey yok efendim, dedi Cem. Bir şey yok. Atticus gitti. Şundan bir parça ısır Scott. Cem cebinden bir karamela çıkardı. Karameleyi avundurucu bir lokmaya dönüştürmem birkaç dakikamı aldı. Cem dolabın üstündekileri düzenlemekteydi. Saçının önleri ve arkaları kirpi gibiydi. Bir gün bir yetişkin gibi düzgün saçları olacağından kuşkuluydu. Belki de hepsini 0 numaraya vurdurursa yenisini düzgün çıkarabilirdi. Kaşları kalınlaşmıştı. Zayıfladığını fark ettim. Boyu uzuyordu. Döndüğünde beni ağlayacak sanmış olmalı ki kimseye söylemezsen sana bir şey göstereceğim, dedi. Utangaç utangaç gülümseyerek gömleğinin önünü çözdü. Ne? Göremiyor musun? Hayır, kıllar. Nerede? Şurada bak, şurada. Bana karşı çok iyi davranmıştı. O yüzden de çok güzel görünüyorlar, dedim. Çok güzel Cem. Kollarımın altında da var. Seneye de futbol oynayacağım. Scott, halamın seni üzmesine izin verme. Halamın üzmememi istediği günler daha dün gibiydi. Kızlar alışık değil, hiç değilse senin gibilerine. Seni bir hanımefendi yapmaya uğraşıyor. Dikiş falan gibi şeylerle uğraşamaz mısın? Hayır, benden hoşlanmıyor, hepsi bu. Bana vız gelir. Walter'a süpründü demesi beni çıldırttı. Atticus'un başına bela olmam değil. O işi aramızda çözümledik. Ben onu babama sormuştum, o da pek değil demişti. Hiç değilse beni anlayabiliyormuş. Kafana takma, dedi. Walter için bozuldum. O çocuk süprüntü değil, Evil'lar gibi değil. Cem popuçlarını fırlatıp yatağa uzandı. Kafasının altına yastığını yerleştirip lambasını yaktı. Biliyor musun Scott? Her şeyi çözdüm. Bu dünyada 4 tür insan var. Bizim komşularımız gibi sıradan insanlar. Cunninghamlar gibi ormanda oturanlar var. Evil'lar gibi çöplükte oturanlar var. Bir de zenciler. Çinlilerle Kajun'daki Kızılderililere ne oldu? Maykop yöresindekileri kastettim. Dahası var. Bizimkiler Cunninghamları sevmiyor. Cunninghamlar Evil'lardan, Evil'lar da zencilerden nefret ediyor.
Dediği gibi ise neden jürideki Cunningham gibileri sırf Evil'lara inat olsun diye Tom'u serbest bırakmamışlardı? Cem sorumu çocukça bulup ciddiye almadı. Bilirsin, radyoda keman çalındı mı Atticus ayağıyla tempo tutar. Ev yapımı viskiyi de herkesten çok sever. O zaman biz Cunninghamlara çok benziyoruz. Peki neden halam? Bırak da lafımı bitireyim. Öyle ama yine de farklıyız. Atticus bir keresinde halamın soya sopa bu denli düşkün olmasını parasızlığımıza bağlamıştı. Elimizde bir aile adımız kalmışmış. Bilemiyorum Cem. Bana da bu aile işi safsata demişti. Herkesin ailesi herkes kadar köklüymüş. Zencilerle İngilizler için de geçerli mi dedim? Evet dedi. İyi aile eski köklü aile anlamına gelmiyor. Sanırım kaç kuşaktır okur yazarsın ona bağlı. Sukat görebildiğim tek fark da bu. Finçler eski Mısır'da falanken bir finç birkaç hieroglif öğrenip oğlunu öğretmiş olmalı. Cem güldü. Halam da büyük 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 babası okur yazar diye kasılıyor. Şu kadınlar nelerle uğraşıyorlar. İyi ki okurmuştum. Yoksa Atticus'a kim öğretirdi? O öğrenmeseydi senle ben nice olurduk. İyi ailenin o anlama geldiğini sanmıyorum. Öyleyse Cunninghamlarla farklı uçumuzu nasıl açıklarsın? Bay Walter adını zorla yazıyor, onu gördüm. Biz daha uzun süredir okur yazarız. Hayır, herkesin öğrenmesi gerek. Kimse okur yazar doğmuyor. Walter çok akıllı ama babasına yardım edince derslerinden kalıyor. Bir şeysi yok. Bence bir tür insan var. İnsanlar var işte. Jen dönüp yastığını kapattı. Kafasını koyduğunda yüzü kızarmıştı. Yine o dönemlerden birine giriyordu. Üzüldüm. Kaşlarını çattı, ağzı çizgiye dönüştü, suskunlaştı. Senin yaşındayken ben de öyle düşünüyordum. Bir tür insan varsa neden geçinemiyorlar? Hepsi aynıysa neden birbirlerinden nefret ediyorlar? Scott, bir şeyleri yeni kavramaya başladım. Bo Radley'in neden evde kilitli kaldığını anlıyorum artık. Kalmak istiyor da ondan. Kaliforniya kolalı önlüğünü giymişti. Bir tepside çikolatalı kremalı pasta yapıyordu. Döner kapıyı poposuyla itip açtı. Bir dolu kırılacak eşyayı taşımadaki beceri ve zarafetine vurgundu. Halam Alexandra da öyle olmalıydı ki bu kez onun hizmet etmesine izin vermişti. Ağustos, Eylül'e dönüyordu. Dil yarın Meridian'a gitmek üzere yola çıkacaktı. Bugün ise Cem'le birlikte Baker Deresi'ne gideceklerdi. Cem dile kimsenin yüzme öğretmemiş olduğunu öğrenince hem kızmış hem şaşırmıştı. Yüzmek onun gözünde yürümek kadar doğal bir olaydı. Derede iki gün geçirmişlerdi. Çıplak girdikleri için gelemeyeceğimi söylediler. Ben de yalnız geçireceğim saatleri Bayan Moody ile Kaliforniya arasında bölüştürdüm. Bugün Alexandra halam ve misyonerler grubu bizde toplanmışlardı. Mutfaktan Bayan Grace Merriweather'ın Brunaların yaşamlarının zavallılıkları üzerine yaptığı konuşmayı duyabiliyordum. Zamanları gelince kadınları kulübelere koyuyorlardı. Ne zaman olduğu belli değildi ya. Aile kavramları yoktu. Bunun halamı çok üzdüğüne kuşkum yoktu. 13 yaşına kadar gelince de erkek çocuklara zor işler yaptırıyorlardı. Her tarafları solucanlar ve parazitlerle doluydu. Bir ağacın kabuğunu çiğneyip çiğneyip ortak bir kaba tükürüyorlar, sonra da bunun için sarhoş oluyorlardı. Derken hanımefendiler çaya oturdu. Yemek odasına mı gideyim, mutfakta mı kalayım bilemiyordum. Halam konuşmalar seni sıkar, çay zamanı içeri gelirsin demişti. Pembe yabanlık elbisemi, papuçlarımı ve iç eteğimi giydim. Üzerime bir şey dökecek olsam Kalpornia'nın elbisemi yıkaması gerekecekti. Bugün onun için çok ağır bir gün olmuştu. İçeride kalmaya karar verdim. Sana yardım edeyim mi Kal? Kalpornia kapı arasında durdu. Köşede sessizce oturur. Döndüğümde de tepsileri boşaltmama yardım edebilirsin. Kapıyı açınca içeriden uğultular yükseldi. Aman Alexandra, hiç böyle pasta görmedim. Harikulade. Ben hamuru hiç tutturamıyorum. Kim derdi ki böğürtlenli pastaları? Kaliforniya mı? Kim der? Herkes papasın karısının... Hayır. Öyle ama öteki daha yürümüyor bile. Sesler kesildi. Herkese servis yapılmıştı. Kaliforniya dönüp ağır ağır gümüş sürahi tepsiye koydu. Gümüş sürahi antika dedi. Artık böylelerini yapmıyorlar. İçeri götüreyim mi? Dikkat edip düşürmezsen evet, Bayan Alexandra'nın tarafına koy. Fincanların yanına, servis o yapacak. Kapıyı Kalin yaptığı gibi popomla açmaya çalıştım.
kımıldamadı bile. Kaliforniya sırıtarak kapıyı tuttu. Dikkat et bakayım, çok ağır. İçine bakmazsan dökmezsin. Yolculuğun başarıyla sona erdi. Halam gülümsedi. Bizimle kal Charles. Olup bitenlerin tümünü benim gibi bir hanımefendi olmam için düzenlenen programa dahildi. Her misyoner toplantısının çay bölümüne, mezheplerine bakılmaksızın komşuların çağrılması bir gelenek. Bir papaz efendi kadar ayık olan Bayan Raquel ve Bayan Stefani bu nedenle buradaydılar. Bayan Moody'nin yanına oturdum. Sokağın öte yanına geçecek bile olsalar, kadınlar neden şapka giyerlerdi acaba? Çaylardaki bu hanımlar beni az çok telaşla sürüklerlerdi. Başka bir yerde olmak isterdim. Alexandra halam ise bu duyguya şımarıklık diyordu. Pastel renkteki giysileri içinde pek rahattılar. Çoğunun yüzünde kat kat otur olmasına karşın bir kişi dışında kimsede dudak boyası yoktu. O da tanç natural sürmüştü. Kutex natural ise tırnaklarını pırıl pırıl parlatmıştı. Bazı gençler gül rengi oje sürmüşlerdi. Sessizce oturuyordum. İskemlenin kollarına yapışmış birinin benimle konuşmasını bekliyordum. Bayan Moody'nin ağzındaki altın köprüleri parladı. Çok şıksın Bayan Jean-Louis. O vazgeçilmez tulumuna ne oldu? Komik olmaya çalışmıştım ama öteki hanımlar pek güldüler. Yanaklarım kıpkırmızı olmuştu. Bayan Moody bana öylece bakıyordu. Gerçekten şaka yapılmadıysa o bana gülmezdi. Bunu izleyen sessizlikte Bayan Stefani Carford odanın ta ötesinden bana seslendi. Büyüyünce ne olacaksın Jean-Louis, avukat mı? Hayır, düşünmedim. Bayan Stefani'nin konuyu değiştirmesine sevinmiştim. Hemen seçimimi yapmaya koyuldum hemşire pilot. Ben de senin duruşmalara gittiğine bakıp avukat olmak istiyorsun sanmıştım. Hanımlar yine gülüştüler. Şu Stefani ne alemdir dedi biri. Bayan Stefani'ye destek olmuştu. Avukat olmak istemiyor musun? Bayan Moody'nin eli elime değdi. Hayır efendim dedim yavaşça. Yalnızca bir hanımefendi olmak istiyorum. Bayan Stefani beni kuşkuyla süzdü. Almacımın küstahlık olmadığına inanmış olacak ki daha sık elbise giymeye başlamazsam pek olmaz demekle yetindi. Bayan Moody'nin eli elimi sıktı. Hiçbir şey demedim. Yaydığı sıcaklık yeterliydi. Bayan Grace Meriwether sonundaydı. Düşündüm ki hanımefendilik onunla konuşmamı gerektiriyordu. Metodist olan Bay Meriwether, kutsal güç ne güzel şey benim gibi zavallıyı kurtarman adlı iddiayı söylemekten hiç gocunmazdı. Maykomp'taki genel kanıda Bayan Meriwether'ı adam ettiği doğrultusundaydı. Onun Maykomp'un en dindar kadını olduğu ise su götürmezdi. Bugün neler konuştunuz diye sordum. Ah çocuğum, o zavallı Muronalar dedi ve arkası geldi. Başka soru sormama gerek yoktu. Zor durumda olanlardan söz etmek gözlerini dolu dolu yapıyordu. O koca ormanda Shegrim Everett dışında kimseleri olmadan yaşıyorlar. O aziz dışında kimse yanlarına yaklaşmıyor. Sesi kilise orgu gibiydi. Her sözcüğü ayrı ayrı vurguluyordu. O yoksulluk, o karanlık, o ahlaksızlık. Shegrim Everett dışında kimse bilmiyor. Kilise beni kampa yolladığında o bana şöyle de, orada mıydın bayan? Ben de sanmıştım ki. İzinli gelmişti. Dedi ki Bayan Meriwether, nelerle savaştığımızı düşünemezsiniz. Bana öyle dedi. Evet efendim. Ben de ona dedim ki, Bay Everett dedim, Maykomp Alabama Methodist Episkopal Kilisesi'nin kadınları %100 arkanızdalar. Öyle dedim. İşte o an kendime bir söz verdim. Eve döner dönmez Marinalar konusunda konuşma yapacak, Shegrim Everett'in mesajını Maykomp'a iletecektim. İşte şimdi de bunu yapıyorum. Evet efendim. Bayan Meriwether konuştukça siyah kukleleri sallanıyordu. Jean-Louis dedi. Sen şanslı bir kızsın. Tanrı bilir bir evde, Tanrı bilir bir aile ile, Tanrı bilir kentte yaşıyorsun. Shegrim Everett'in topraklarında günah ve vahşetten başka bir şey yok. Evet efendim. Günah ve vahşet neler diyorsun? Bayan Meriwether öteki komşusuna döndü. Şunu, ben hep derim ki bağışla ve unut. Kilisenin ona yapacağı yardım bundan sonrası için çocuklarının Tanrı bilir kişiler olarak yaşamasını sağlamak olacak. Erkeklerden birinin gidip o papazdan kendisine güç vermesini söylemeleri gerek. Bağışlayın Bayan Meriwether diye araya girdim. Mayalı Evil'dan mı söz ediyorsunuz? May, hayır çocuğum. O zencinin karısından, Tom'un karısından, Tom.
Robinson efendim. Bayan Meriwether yana döndü. İnandığım tek şey var Gertrude. Kimileri benim gibi düşünmüyor ama onları bağışladığımızı söylersek bu iş kapanır. Bağışlayın. Bir kez daha kesmiştim sözlerini. Ne kapanır? Yine bana döndü. Çocuklarla konuşurken özel bir ses tonu kullanmasına inanan çocuksuzlardandı. Hiçbir şey Jean-Louis, aşçılarla işçiler davanın ertesi günü hep homurdandılar. Hiç tatmin olmamışlar. Bayan Meriwether, Bayan Farrow'a döndü. Gertrude, aklı bir karış havada bir zenci kadar adamı çileden çıkaran hiçbir şey anlamaz. Mutfakta öyle biri varsa günün berbat oldu demek. Benim Sophie'ye ne dedim biliyor musun? Sophie dedim. Bugün hiç Hristiyanca davranmıyorsun. İsa homurdanı homurdana iş yapmazdı. İşe yaradı, gözlerini yerden kaldırdı ve doğru bayan, İsa homurdanmazdı dedi. Tanrı'yı onlara anımsatacak hiçbir fırsatı kaçırmayacaksın. Aklıma Fişlandik Kilisesi'ndeki ork geldi. Çok küçükken bütün gün uslu durmuşsam Atticus onu çalmama izin verirdi. O tuşlara basar. Ben de buralardaki havaları bırakırdım. İçindeki hava tükenene dek son nota boşluklarda asılı kalırdı. Bayan Meriwether'ın havası bitmişti. Bayan Farrow konuşmaya başlarken o sütunu yeniledi. Bayan Farrow, güzel vücutlu, ince ayaklı, açık renk gözlü bir kadındı. Yeni perma yaptırmıştı, saçları gri bükleler halindeydi. Maycomb'un 2 numaralı dindarıydı. Her sözün başında da bir sıs eklemek alışkanlığı vardı. Siz Gris dedi Hudson kardeşe söylediğim gibi. Sözünü ettiğiniz o aklı bir karış havada olanın pişirdiği yemekler boğazınıza dizilmiyor değil mi? Konuşan bayan Moody'di. Ağzının kenarlarında sert çizgiler belirmişti. Bir süredir hiç sesi çıkmamıştı. Fincanı dizindeydi söylenenleri kaçırmıştım. Tom Robinson'un karısından sonrakileri yani. Aklım oradan Landing'e kaymıştı. Alexandra halam her şeyi birbirine karıştırmıştı sanırım. Toplantının iş bölümü kanı dondurucuydu. Eğlence bölümü ise sıkıntıydı. Ne demek istediğimi anladığını sanıyorum Moody dedi Bayan Meriwether. Ben de dedi Bayan Moody. Bir daha ağzını açmadı. Bayan Moody kızdı mı suskunluğu insanı dondururdu. Bir şey onu çok kızdırmıştı. Gri gözleri de sesi kadar soğuktu. Bayan Meriwether kızarıp bozardı. Bana bakıp kafasını çevirdi. Bayan Farrow'u göremedim. Alexandra halam masadan kalkıp içecekleri tazeledi. Bayan Meriwether'la Bayan Gettison da konuşmalarını sağladı. Onlar sohbete koyulunca da Bayan Moody'ye minnet dolu bakışlarla baktı. Kadınların dünyası beni bile şaşırtmıştı. Yakınlıkları yoktu ama halam ona teşekkür ediyordu işte. Ne için ettiğini bilmiyordum ama halamın bu duyguyu bildiğini öğrenmek yeterliydi. Yakında bu dünyaya ben de girecektim. Hanımların iskemlelerine sallanıp yelpazeleriyle serinledikleri soğuk içecek içtikleri bu dünyaya katılacaktım. Oysa ben babamın dünyasında daha mutluydum. Bayan Hektate gibileri beni masum sorularla tuzağa düşürüp alay etmezlerdi. Jem bile çok aptalca bir şey yapmadığım zaman üstüne varmazdı. Kadınlar belli belirsiz bir erkek korkusu ile yaşıyor, onları onaylamıyorlardı. Ben ise onları seviyordum. Ne kadar küfür etseler, içki içip kumar oynasalar, ne kadar sevimsiz olsalar, hoşlandığım bir yönleri vardı. Şey değillerdi. Baştan yitik bir savaşı sürdürüyorsunuz. Sonları hiç ilgilendirmiyor. Morarana dek eğitim verebiliriz. Düşüp bayılana dek din eğitimi yapabiliriz. Ama yine de yatağında hiçbir kadın güvencede olmaz dedim. Bana dedi ki, Bayan Farrow, bize neler oldu anlamıyorum. Siz doğru dedim. Bayan Meriwether bilgiç bilgiç kafa salladı. Sesi fincan şangırtılarını kibarca pastaların çiğneyen hanımların çıkardıkları şapırtıları bastırdı. Gertrude, bu kentte iyi ama pusulayı şaşırmış kişiler var. İyi ama şaşırmış. Doğru yaptıklarını sanırlar. Kim olduklarını söylemek bana düşmez. Bana düşmez tabii. Bir süre önce de tanık olduğumuz gibi ortalığı birbirine katarlar. Tek becerdikleri bu. O sırada doğruymuş gibi olabilir ama herkesi huzursuz ettikleri kesin. Benim Sophie bir gün daha öyle suratsız dolaşsa kovardım. Kovmayışımın tek nedeni şu ekonomik bunalım. Her hafta verdiğim 1,5 dolara gereksinimim var. Ama onun kalın kafası bunu anlamaz. 200'lü Bayan Perkins doğuştan 200'lü diyordu Bayan Meriwether.
Hiç değilse bizim aramızda bu yükü taşıyan yok. Onları özgür bırakıyorlar ama onlarla aynı sofrayı paylaşmıyorlar. Hiç değilse biz, evet eşitsiniz ama bizden uzak durun demiyoruz. Biz bildiğimiz gibi, biz de bildiğimiz gibi yaşayalım diyoruz. Şu Bayan Roosevelt aklını yitirmiş olmalı. Birmingham'a gidip onlarla oturmuş, ben Birmingham Belediyesi Başkanı olsaydım, hiçbirimiz Birmingham Belediye Başkanı değildik. Ama ben bir günlüğüne Alabama valisi olsam ne yapardım biliyorum. Tom'u hemencik salıverirdim. Öyle ki misyonerler cemiyeti göz kırpmaya bile vakit bulamazlardı. Kaliforniya geçenlerde Bayan Raquel'in aşçısına Tom'un nedenli kötü durumda olduğunu anlatıyordu. Ben mutfağa girince susmadı. Anlattıklarına bakılırsa Tom'a içeride olmak çok zor geliyordu. Atticus'un bile yapabileceği bir şey yoktu. Götürürlerken de öyle demişti. Sağlıcakla kal Bay Fish. Artık yapabileceğiniz bir şey yok. Boş yere uğraşmayın. Atticus kale hapse girdiği gün umudunu yitirmiş demişti. Atticus da umudunu yitirme. Elimden geleni yapacağım diye söz vermişti. Bayan Raquel'in aşçısı sormuştu. Neden Atticus seni mutlaka kurtarırım deyip ona moral vermemiş ki? Kaliforniya'da sen hukuk bilmiyorsun. Hukukçu bir ailenin yanında çalışsan öğreneceğin ilk şey hukukta hiçbir şeye kesin yanıt olmadığıdır. Bay Fish de bilmez demişti. Ön kapı çarptı ve Atticus'un ayak seslerini işittik. Saat kaç diye meraklandım. Eve dönmesi için erkendi. Hele misyoner toplantısı oldu mu özellikle geç gelirdi. Kapıda durdu. Şapkası elindeydi. Yüzü kireç gibiydi. Özür dilerim hanımlar. Lütfen toplantınızı sürdürün. Size engel olmayayım. Alexandra benimle mutfağa gelir misin? Kaliforniya'yı bir süre alacağım. Odadan geçmedi. Holden dolaşıp arka kapıdan mutfağa girdi. Halamla ben onu karşıladım. Oda kapısı açıldı. Bayan Moody bize katıldı. Kaliforniya ayağa kalkmıştı. Kal, benimle Helen Robinson'un evine gelmeni istiyorum. Ne oldu? Halam telaşlanmıştı. Tom öldü. Alexandra halam eliyle ağzını kapadı. Onu vurmuşlar dedi Atticus. Koşuyormuş. Sırasındaymış. Bir sıçrayışla parmaklığı aşmaya çalışmış. Tam önlerinde. Onu durdurmaya çalışmamışlar mı? Uyarmamışlar mı? Halamın sesi titriyordu. Evet, dur demişler. Önce havaya ateş açmışlar. Sonra da ona. Tam parmaklığı aşarken vurulmuş. İki kolu sağlam olsaydı çoktan kaçmıştı dediler. Hızlıymış. Gövdesine 17 kurşun var. O kadar ateş etmeleri gerekmiyordu. Kal, benimle gelip Helen'e anlatmama yardımcı olmanı istiyorum. Kal, tabii efendim dedi. Beceriksiz ellerle önlüğünü çekiştiriyordu. Bayan Moody ona yardım etti. Bu bardağı taşırdı dedi halam. Bakış açına bağlı. Onlar için ha bir zenci fazla ha bir eksik. Kaçan bir suçlu Tom Robinson değil. Atticus buzdolabına yaslanıp gözlüklerini başına itti ve gözlerini ovuşturdu. Şansımız vardı. Şansımız olduğunu ona söyledim ama kesinlikle kazanırız demedim. Tom beyaz adamın şansına inancını yitirip kendininkini sınamaya kalktı. Hazır mısın Carl? Evet Bay Finch. Gidelim öyleyse. Alexandra hala kalın istemlisine oturup yüzünü kapadı. Sessizdi. O denli sessizdi ki bayılacak sandım. Bayan Moody'nin merdivenlere tırmanırcasına soluduğunu duydu. İçeride ise hanımlar tatlı tatlı konuşuyorlar. Halam ağlıyor sandım ama ağlamıyordu. Yorgun görünüyordu. Konuştuğunda sesi öfkeliydi. Onun yaptığı her şeyi onayladığımı söylemem Moody. Ama o benim kardeşim. Bütün bunların nerede sona ereceğini bilmek istiyorum. Bu iş onu perişan ediyor. Ondan ne istiyorlar Moody? Daha ne? Kim ne istiyor Alexandra? Bu kasaba yapmaya korktuklarını ona yaptırıyorlar. Yitirdikleri yalnızca birkaç kuruş, sağlığını berbat etmesine göz yumuyorlar. Çok susturacaklar. Şöyle düşünmeyi denedin mi? Maycomb bilse bilmese de bir adama gösterecek en büyük saygıyı gösteriyor. Doğruyu yaptığına inanıyoruz. Bu kadar basit. Biz kim? Halam 12 yaşındaki yeğenini taklit ettiğini hiç bilmeyecekti. Eşitliğin beyazlar için etiketi altında olmadığını bilen bir avuç insan. Herkesin hakça yargılanmasına inananlar. Bunu düşünecek kadar alçak gönüllü bir avuç insan. Bir zenciye bakıp işte ben diyecek. Bayan Moody eski gücüne kavuşuyordu. Bu kasabadaki iyi ailelerden gelmiş birkaç kişi. Biz onlarız. Dikkatimi verebilseydim
Cem'in köklü aile kuralına eklenecek bir şeyler yakalayabilirdim. Nedense titremeye başlamıştım ve titrememi durduramıyordum. Enfield hapishanesinin bahçesini görmüştüm, bir futbol sahası kadardı. Bayan Moody sertçe, titremeni kes dedi, durdu. Kalk Alexandra, içeridekileri çok yalnız bıraktık. Halam kalkıp üstüne başına çeki düzen verdi. Kemerinden mendilini çıkarıp burnunu sildi. Saçını kapattı ve sordu. Belli mi? Hayır dedi bayan Moody. Kendine geldin mi Jean Louis? Evet efendim. Öyleyse hanımlara katılalım. Kapı açılınca ses yükseldi. Halam önümdeydi ve kapıdan geçerken başını dimdik kaldırmıştı. Ay bayan Perkins dedi. Kahveniz bitmiş, tazeleyelim. Kaliforniya'nın işi var Grace dedi bayan Moody. Şu pastalardan koyayım sana. Şu senin balık tutmaya meraklı yeğenin ne dedi geçenlerde biliyor musun? Böylece gülüşüp eğlenen hanımlara karıştılar. Kahveler geldi. Pastalar yenildi. Terslik yalnızca Kalin yokluğu sanırdınız. Sesler yeniden yükseldi. Evet bayan Perkins, o Jirgelins evet gerçek bir aziz. Evlenmeleri gerekiyormuş ki kaçmışlar. Her cumartesi kuaföre gün batınca birlikte yatıyorlar. Bir kasa dolusu hasta tavukla. Fiyat diyor ki o başlattı. Fiyat diyor ki... Alexandra halam odanın ötesinden bana bakıp gülümsedi. Bakışlarıyla bir tabak çöreği gösteriyordu. Yavaşça alıp bayan Merivater'a ilerledim. En kibar sesimle alır mıydınız diye sordum. Böyle bir günde halam hanımefendi olabiliyorsa ben de olabilirdim. Yapması kat, arka basamaklara koy şunu. Şem deli misin sen? Sana arka basamaklara koy dedim. İçimi çekip ufak yaratığı bıraktım. Ve hamama döndüm. Eylül gelmişti ama havada en ufak bir soğuma olmamıştı. Hala arka verandadaki hamaklarda uyuyordu. Cibinliğime çarpan ateş böcekleri, gece sürüngenleri, uçan böcekler, sonbahar geldi mi nerelere gidiyorlarsa bu yıl gitmemişlerdi. Bir tesbih böceği bir yolunu bulup evin içine kadar girmişti. Merdivenleri tırmanıp kapının altından sürünerek geçmiş olmalı diye düşündüm. Tam kitabımı bırakıyordum ki onu gördüm. Bu yaratıklar 1-2 santimden daha fazla olmazlar. Dokunduğumuz mu da toz toparlak olurlar. Yüzü koyun dönüp ona uzandım ve dokundum. Yuvarlanıverdi. Bir süre sonra kendini güvencede hissetmiş olmalı ki açılıverdi. Yüzlerce bacağı ile 1-2 santim ilerledi. Dokundum, yine toparlandı. Uykum vardı. Vazgeçtim ve işini bitirmeye karar verdim. Tam eziyordum ki Şem'in sesi yükseldi. Yine hırlıyordu. Geçirdiği dönemin belirtisi falandı. Ama her neyse bir an önce bu dönemi atlatmasını diledim. Hayvanlara kötü davranmazdı ama iyilik duygularını böcekler dünyasının kapsadığını bilmiyordum. Neden? Şem karanlığın içinden, zararsız da ondan dedi. Lambasını söndürmüştü. Sanırım sivrisinekleri, karasinekleri de öldürmediğin bir dönemdesin. Fikrini değiştirirsen bana haber ver. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oturup kırmızı bir böceği okşayacak değilim. Aman kes. Her gün biraz daha kıza benzeyen aslında Cem'in kendisiydi. Arkama yaslanıp uykuyu bekledim. Dini düşündüm. Ayın birinde gitmişti. Okul biter bitmez de döneceğini söz vermişti. Ailesi yazlarını Maykop'ta geçirmeyi yeğlediğini anlamıştı sanırım. Bayan Raquel bizi de onunla birlikte taksiye koyup Maykop sapağına götürmüştü. Tren gözden kaybolana dek el salladık. Hep aklımızdaydı. Onu özlüyordum. Son 2 günde Jem ona yüzme öğretmişti. Yüzme öğretmişti. Dilim bana anlattıklarını anımsadım. Uykum kaçmıştı. Barker Deresi, Meridian yolundan ayrılan bir patikanın ucunda, kasabaya 1 kilometre uzaklıkta bir yerdeydi. Gündüz oraya otostopla gidebilirdiniz. Yürümek için de ufak sayılmazdı. Hava kararken dönüş ise pek kolay olmazdı. O saatlerde araba az geçerdi. Bu nedenle de yüzücüler pek kalmazlar. Dilin dediğine bakılırsa ana yola tam çıkmışlardı ki Atticus'un geldiğini görmüşler. Atticus onları görmemiş, el sallamışlar. Sonunda Atticus yavaşlamış. Yanına varınca da siz başka araba bulun, ben eve dönmeyeceğim demiş. Arkada da Kaliforniya oturuyormuş. Şem karşı çıkmış, yalvarmış ve Atticus da peki gelirseniz ama arabada kalırsınız demiş. Tom Robinson'lara giderken de olup bitenleri onlara aktarmış. Ana yoldan çıkıp çöplüğü ve Evil'lara geçmişler.
ve zenci mahallesine varmışlar. Bir sürü zenci çocuk Tom'un ön bahçesinde bili oynuyormuş. Atlet Usta Kal ön kapıdan girmişler. Dil babamın çocuklardan biriyle konuştuğunu görmüş. Annen nerede Sam? Sam, Stevens'larda Bay Finch'i çağırayım mı demiş. Dil, Atticus şaşkındı dedi. Evet demiş. Sam de fırlamış. Atticus öteki çocuklara oynamalarını söylemiş. Küçük bir kız çıkıp Atticus'a bakmaya başlamış. Saçlarında bir yılan örgü içindeymiş. Her örgün ucunda da renkli kurdeleler varmış. Gülümsemiş ve babamıza doğru ilerlemiş. Adımlarını pek ayarlayamıyormuş. Atticus da ona parmaklarını uzatmış. Elinden yakalayıp kalenin kucağına vermiş. Döndüklerinde Sam annesinin eteğinin ardındaymış. Helen iyi akşamlar demiş. Oturmaz mısınız Bay Finch? Başka bir şey söylememiş. Atticus da susmuş. Scott dediydi Dil. Öylece yere yıldı. Öylece. Sanki kocaman bir ayak gelip onu ezmiş gibi. Şöyle. Dil şişko yağını yere vurdu. Bir karıncayı ezer gibi. California ve Atticus Helen'i ayağa kaldırıp eve taşımışlar. İçeride uzun süre kalmışlar. Atticus yalnız çıkmış. Çöplükten geçerken Evil'lar onlara laf atmış ama Dil ne dediklerini anlayamamış. Tom'un ölüm haberi Maycomb'u iki gün oyaladı. Her yere yayılmıştı. Duydun mu? Yok yahu dedi. Şimşek gibi koşuyormuş. Tom'un ölümü sürpriz değildi. Kaçmayı ancak zenciler düşünürdü. Ölçüp biçmeden geleceğini düşünmeden davranmak, sıkıştı mı ilk fırsatta kirişi kırmak, zenci kafa yapısını çok iyi yansıtıyordu. İşin gülünç yanı da Atticus onu kuşlar kadar özgür kılabilirdi. Ama beklemek. Hayır bayım, nasıl olduklarını bilirsiniz. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yasal olarak evliydi, temiz pak bir adamdı, kiliseye de giderdi ama sınandı mı cila eksikliği ortaya çıkıyordu. Şu zenciler her şeyi yüzlerini gözlerini bulaştırırlardı zaten. Bir iki ufak ayrıntı. Ta ertesi perşembe Maycomb haberleri çıkıp da kişilerin yorumlarının yeniden oluşmasına sağlayana dek konuşacak bir şey yok. Zenci haberlerinde acı kaybımız diye bir ilan, ufak bir yazı. Hay Underworld'un yazısı çok kırgındı. Kimilerin abonmanlarını ve ilanlarını iptal edecekleri de ona vız geliyordu. Ne var ki Maycomb'da bu oyun böyle oynanırdı. O atıp tutar, beğenen de beğenmeyen de okur, herkes ilanlarını yine ona verirdi. Kendi gazetende kendini rezil etmek istiyorsan, o kendi bileceğin bir işti. Bay Underworld, adaletin yaptığı düşüklerden söz etmiyordu. Çocukların anlayabileceği bir dille yazmıştı. Ona göre ister ayakta, ister oturuyor veya ister kaçıyor olsun. Sakatları öldürmek günahtı. Tom'un ölümünü çocukların ve avcıların anlamsızca öldürdüğü ötücü kuşların ölümüne benzetiyordu. Maycomb'lular Montgomery gazetesine yakışacak şiirsel bir yazı yazdığını düşündüler. Okurken bu nasıl olabilir diye düşündüm hep. Anlamsız bir ölüm. Öldüğü güne kadar adalet ona çalışmıştı. Herkesin önünde yargılanmış, 12 iyi ve doğru insan tarafından cezalandırılmıştı. Babam sonuna dek onun için uğraşmıştı. Birden Bay Underwood'un söylemek istediğini kavradım. Atticus, Tom Robinson'u kurtarabilmek için insanları özgür kılmaya çabalamıştı. Ama insanların yüreklerindeki duruşmalarda Atticus'un davası yoktu. Maybella Evil'ın ağzını açıp bağırdığı o andan itibaren Tom ölüyordu. Evil adı midemi bulandırdı. Maycomb Tom'un ölümü konusunda Bay Evil'ın görüşlerini almakta gecikmemişti. Dedikodunun hoparlörü olan Bayan Stephanie aracılığıyla de ortalığa yayılmıştı. Şem'in yanında Alexandra halaya söylemişti. Haydi canım, dinleyecek kadar büyüdü. Evil, birinin işi tamam geriye iki tane kaldı demişti. Şem, korkma dedi. Evil, içi sıcak kahve dolu bir balon gibiymiş. Bunları Atticus'a aktardığını duyarsa Şem benimle bir daha hiç konuşmayacağını söyledi. Okulların açılmasıyla Radley'lerin evi yine yolumuzun üstü olmuştu. Şem 7. sınıfa gidiyordu ve ilkokul binasının arkasındaki lisedeydi. Ben 3. sınıftaydım. Programımız çok farklıydı. Yalnızca sabah birlikte gidebiliyorduk. Bir de öğlen yemeğinde görüşüyorduk. Şem futbol takımına yazılmıştı ama öyle genç ve inceydi ki takımın su kovalarını taşıyabiliyordu ancak. Bunu öyle bir istekle yapıyordu ki çoğu gün hava kararmadan eve dönmez olmuştu.
Radeylerin evi artık beni korkutmuyordu. Hoş, o ulu çınarların altındaki görüntüsü hep üzücü hem de ürkünçtü. Havanın iyi olduğu günler kasabaya inen Bay Nathan'ı görürdük. Onun orada olduğunu da biliyorduk. Kimse onu dışarı çıkarmadığına göre içerideydi. Arada bir pişmanlık duyardım. Arthur Radley için azap verici bir sürü oyuna katılmıştım. İnsanlardan kaçan biri, panjurdan içeriği gözetleyen, balık oltalarının ucuyla mektuplar yollayan, gece yarısı bahçesine dolaşan çocukları hiç ister miydi? Yine unutmamıştım. O bozuk paraları, sakız sabun kelebekler, o paslı madalya, saat ve kösteği. Şef hepsini bir yerlere koymuş olmalıydı. Bir öğleden sonra durup ağaca baktım. Çimento yamanın çevresinde ağaç dolgunlaşmıştı. Yama da sarıydı artık. Birkaç kez onu neredeyse görmüştüm. Bu da kim olsa yeter. Ama her geçişimde gözlerim onu arıyordu. Belki bir gün onu görürdük. Nasıl olacağını düşündüm. O verandadaki salıncakta oturuyor olacaktı. Ben de okuldan gelip her gün öyle dermişim gibilerden Bay Arthur diyecektim. İyi akşamlar Can Lewis diyecekti. Ne güzel gün değil mi? Evet efendim çok güzel deyip yoluma gidecektim. Onu hiç görmeyecektik. Sanırım gerçekten ayın yükseldiği gecelerde çıkıp Bayan Stafeni'yi gözetliyordu. Ben olsam gözetlemek için başka birini seçerdim. Bizi hiç gözetlemeyecekti. Bir gece ölmeden bir kez olsun boyu görmek istiyorum dedim. Atticus, yine başladık mı? Başladıysa şimdiden bitsin derim. Kaldı ki tehlikeli olabilir, vurulabilirsiniz. Bay Nathan gördüğü her gölgeyi ateş ediyor. Gölgeler 30 numara çıplak ayak izleri bıraksalar bile. Geçen sefer ölmediğinize dua edin. Sustum. Afallamıştım doğrusu. İlk kez birçok şeyi bildiğini açık etmişti. Hem de yıllar öncesindeki o olayla ilgili olarak. Yo, geçen yaz. Hayır, bir önceki. Zaman bana oyun oynuyordu. Şem'e sormalıydım. Başımızdan öylesine çok şey geçmişti ki, korkularımızın en zararsızı bu Radley'di. Atticus her şeyi yaşadınız. Bundan sonra her şey yoluna girer demişti. Bir süre sonra insanlar Tom Robinson'un varlığından haberdar olduklarını bile unutacaklardı. Belki Atticus haklıydı ama geçen yazın olayları sis gibi üzerimize çökmüştü. Maycomb'un yetişkinleri bu konuyu Cem ve benimle konuşmuyordu. Kendi çocuklarıyla tartışmış oldukları ise açıkça belliydi. Çocukların davranışlarına bakılırsa Atticus gibi bir babamızın olması bizim suçumuz değildi. Ona karşın bize iyi davranmalıydılar. Çocuklar bunu kendilerinden düşünmüş olamazlardı. Sınıf arkadaşlarımıza karışan olmasa Cem'le ben bir iki kişiyle yumruk yumruğa gelir, sonra da her şeyi unutur giderdik. Durum böyle olunca başımızı dimdik tutmak zorunda kalıyorduk. Beyefendi ve hanımefendi gibi olmalıydık. Bir yönüyle Bayan Dubois'un dönemine benziyordu. Ortaların dışında tabii. Bir türlü anlam veremediğim tuhaf bir şey oldu. Atticus tüm bu eksiklerine karşın eyalet yönetimindeki görevine yeniden seçildi. Hem de oy birliğiyle. İnsanların tuhaf olduklarına karar verdim. Zorunlu olmadıkça onlar konusunda kafa patlatmayacağım. Bir gün okulda kaldım. Haftada bir kez güncel olaylar saatimiz vardı. Her çocuk gazeteden bir haber kesecek, içeriğini öğrenecek ve sınıfa aktaracaktı. Bu yöntem bir sürü derde deva idi. Arkadaşlarının önünde konuşmak çocuğa duruş düzgünlüğünü ve zarafeti veriyordu. Kısa konuşma yapmak sözcük dağarcığını geliştiriyordu. Güncel olayları öğrenmek ise belleği sağlamlaştırıyordu. Gruptan ayrılmak oraya dönme isteğini kamçılıyordu. Düşünce belki anlamlıydı ama Maycomb'da pek işe yaramadı. Her şeyden önce gazete görebilen taşralı sayısı çok azdı. Bu nedenle de bu işin yükünü taşıyanlar kasabalılar oldular. Taşralıların aşağılık duyguları büsbütün kamçılandı. Köylüler Girit Pauper adlı köy gazetesinden kesilmiş haberler getirdiler. Öğretmenimiz Bayan Getson gözünde de bu gazetenin pek saygınlığı yoktu. Bir çocuk bu kaynaktan haber verdi mi hep kaşını çatardı. Bu gazeteyi okumak, çalgıdan çengiden hoşlanmak, ölenleri pekmezli ekmek yemek, eşek ne güzel çığırır türünden şarkılar söylemek ve eşeği eşek diye okumak gibi bir şeydi işte. Yine de çoğumuz güncel haberlerden habersizdik. İnekler ve davranışlar üstüne 100 yıllık bilgisi olan küçük Çoklit, tam Naşel teyzemiz diyor ki, sütunun yarısı gelmişti ki Bayan Gray sözünü kesti. Charles, o okuduğun güncel bir olay değil bir ilan. Cecil Jacobs, günler haberlerin ne olduğunu biliyordu. Sırası gelince odanın önüne çıkıp başladı. Şu bizim Hitler,
Adolf Hitler Cecil dedi Bayan Getz. Kimseye şu denilmez. Peki efendim, şu bizim Adolf Hitler Yahudilere elem yapıyormuş. Zulüm Cecil, elem değil. Ama Bayan Getz burada pekala. Yani bu Adolf Hitler Yahudilerin peşine düşüp onları hapishanelere koyuyormuş. Eşyalarını ellerinden alıyormuş. Kimseyi ülke dışına salmıyormuş. Geri zekalıları da temizliyormuş. Geri zekalıları temizliyor muymuş? Evet efendim, Bayan Getz. Kendini temizleyecek kadar akılları yok sanırım. Ancak aptalın biri kendini temiz tutamaz. İşte Hitler de bir program başlatmış. Yahudilerin yarısını toplatıp ileride başına bela olmasınlar diye kayıtlara geçiriyormuş. Bence bu pek kötü bir şey değil. Peki Cecil, aferin. Bayan Getz kabara kabara yerine geçti. Sınıfın arka tarafından bir el kalktı. Nasıl yapabilir? Neyi? Hitler nasıl insanları kümese kapar gibi kapayabilir? Hükümet onu durdurmaz mı? Hitler hükümettir. Eğitime dinamizm katma fırsatını kaçırmak istemeyen Bayan Getz tahtaya geçip büyük harflerle demokrasi yazdı. Tamamlayacak olan var mı? Biz, dedi biri. Atticus'un bana öğrettiği bir seçim kampanyası sloganını anımsamıştım. Elimi kaldırdım. Sence ne anlama geliyor Jean-Louis? Herkese eşit hak, kimseye ayrıcalık yok. Çok güzel Jean-Louis, çok iyi. Bayan Getz gülümsedi. Tahtadaki sözcüğü tamamladı. Biz bir demokrasiyiz. Bir ağızdan söyledik, işte Amerika ile Almanya arasındaki fark bu. Biz demokrasiyiz, onlar ise bir diktatörlük. Burada kimseye zulüm yapmayız. Bu ön yargılı insanların ürünüdür. Yahudilerden daha iyi ya da daha kötü insan yoktur. Hitler bunu neden anlamıyor bilmem. Neden hoşlanmıyorlar Bayan Getz? Bilmiyorum Henry, bulundukları her topluma katkıda bulunmuşlardır. Çok da dindar insanlardır ama Hitler dini yok etmek istiyor. Nedeni de bu olabilir. Cecil konuştu. Pek kesin bilmiyorum ama para alıp veriyorlarmış. Pek geçerli nedene benzemiyor. Üstelik beyazlar değil mi? Liseye geçince Cecil, Yahudilerin çağlar boyunca hep zulüm gördüğünü öğreneceksin. Şimdi aritmatik zamanı çocuklar. Aritmatikten hiç hoşlanmadığım için zamanı pencereden dışarıya bakmakla geçirdim. Atticus'un homurdandığını bir kez görmüştüm. Radyoda Hitler konulu bir yorumu dinledikten sonra kapatıp pöh demişti. Niçin ona bu denli bozulduğunu da sorunca o bir manyak demişti. Pencereden dışarı bakarken bu iş yürümez dedim. Bir manyak ve milyonlarca Alman. İsteseler onu içeri tıkabilirlerdi. İşin içinde başka şeyler de olmalıydı. Babama işin aslını sormalıydım. Sordum. Yanıtlayamadı. Çünkü sorunun yanıtı yoktu. Hitler'den nefret etmek doğru mu? Hayır, kimseden nefret etmek doğru değildir. Atticus, dedim. Anlamadığım bir şey var. Bayan Getz yaptıklarına korkunç, dedi. Anlatırken de yüzü kırmızıydı. Ama ne? Yok bir şey. Kafamdakini aktardığımdan kuşkuluydum. Belki Cem yanıtlayabilirdi. O okul işlerini iyi anlıyordu. Cem bütün gün su taşımaktan bitmişti. Yatağının yanında en azından 12 muska bir de boş süt şişesi vardı. Neden tıkanıyorsun? Koç seneye kadar 10 kilo alırsam takıma girersin, dedi. En kestirme yöntem de bu. Hepsini kusmasan tabii. Sana bir şey soracağım. Sor. Kitabını indirip ayaklarını uzattı. Bayan Getz iyi bir kadın değil mi? Öyle. Ben öğrencisiyken onu çok severdim. Hitler'den nefret ediyor. Bunun nesi ters? Bugün Yahudilere yaptıklarını anlattı. Kimseye zulüm yapılmaması gerek değil mi? Kimse için kötülük düşünmemek gerek değil mi? Evet Scott, çıkarsana şu baklayı ağzından. O gece duruşma salonundan çıkarken Bayan Getz, Bayan Stefanelli ile konuşuyordu. Birilerinin onlara ders vermesi gerektiğini, burunlarının çok büyüdüğünü, bir de bakacağız ki bizimle evlenmek isteyeceklerini anlatıyordu. İnsan hem Hitler'den nefret eder, hem de komşuları için böyle çirkin konuşabilir mi? Cem birden kudurdu. Yataktan fırlayıp yakama yapıştı. Duruşma ile ilgili söz duymak istemiyorum. Hiçbir zaman duydun mu? Bana ondan söz etme, duyuyor musun? Şimdi çekil git. Öylesine şaşırmıştım ki ağlayamadım bile. Cem'in odasından sürünerek çıktım ve kapıyı yavaşça kapadım. Gürültü onu sinirlendirebilirdi. Yorgundum ve Atticus'u istiyordum. Oturma odasındaydı. Gidip kucağına oturayım istedim. Atticus güldü. Çok büyüdün. Yalnızca bir kısmını tutabilirim. Bana sarıldı. Scott, dedi. Cem seni üzmesin. Zor günler geçiriyor. Sizi duydum. Atticus'a göre Cem bir şeyleri unutmaya çabalıyordu.
Gerçekte ise yalnızca bir kenara koyuyordu bir süre için. O zaman geldiğinde her şeyi kafasında çözecekti. Çözebildiği gün eski Cem olacaktı. Atticus'un da dediği gibi her şey usulünce yoluna girdi. Kasım ortalarına dek yalnızca iki kişinin başına olağan dışı bir şeyler geldi. Hayır, üç kişinin. Hiçbiri bizi doğrudan ilgilendirmiyordu. Yoksa bir anlamda ilgilendiriyor mu? Birinci olay şuydu. Bob Ewell bir iş buldu ve birkaç gün içinde işini bitirdi. 1930'ların günlüklerinde ayrı bir yer edindi. Tembellik nedeniyle kovulan tek kişi oldu. Sanırım yeni kazanılmış ünü onda birkaç günlük çalışma isteği uyandırmıştı. İşi de ünü kadar kısa süreli olmuştu. Bay Ewell'da Tom Robinson kadar çabuk unutuldu. O günden sonra her hafta işsizlik parası kuyruğundaki yerini aldı. Parayı alırken bir sürü yakası açılmadık küfürler ediyor. Bu kasabayı yöneten o çocukları neden bırakmazlardı ki herkes alnının teriyle parasını kazansın türünden laf söylüyor. İşsizlik bürosundaki Ruth Johnson dediğine göre Ewell Atticus'u işini elinden almakla suçluyordu. Bu onu o kadar tedirgin etmiş olmalı ki büroya kadar gelip Atticus'u uyarmıştı. Atticus dert etmemesini, Bob Ewell'ın nasıl olsa büronun yolunu bildiğini söylemişti. İkinci olayımızın kahramanı Yargıç Taylor'du. Yargıç Taylor pazarlara akşam ayinlerine pek gitmezdi. Evinde oturur, keyfine bakardı. Akraba olmadığı için hayıflandığı Bob Taylor'un kitaplarına dalardı. Bir pazar akşamı tam süslü benzetmelere, akıcı cümlelere gömülmüşken dikkatimi iç gıcıklayıcı bir tırmalama sesi çekmişti. "Sus," demiş şişko köpeği Annie Taylor'a. Sonra da boş bir odaya konuştuğunun farkına varmış. Tırmalanma sesi evin arkasından geliyormuş. Yargıç Ellen çıkması için verandaya bakan kapıyı açmış. Bakmış ki kapının teli yok. Köşede bir gölge görmüş ama başka bir şey bulamamış. Bayan Taylor kiliseden döndüğünde onu okurken bulmuş. Kucağında da tüfeği varmış. Üçüncü olay da Tom'un dul eşi Helen Robinson'la ilgili. Tom'un işvereni Bay Linkdes, Tom'u unutmadı ve Helen'e iş verdi. Ona gereksinimini yoktu ama olup bitenlere çok üzgün olduğunu söylüyordu. Helen yokken çocuklara kimin baktığını hiç bilmiyorum. Kalifornia Helen'in zorlandığını söyledi. Ewell'lardan uzak durmak için yolunu bir kilometre uzatıyordu. Bir kez önlerinden geçmeye kalkınca onu rahatsız etmişlerdi. Bay Linkdes de onun kestirme yolu bilmediğini sanmış, sonra da baklayı ağzından almıştı. Helen ne olur aldırmayın Bay Link lütfen diye yalvarmışsa da Bay Link, pek âlâ da aldırırım demiş. O gün Helen'le eve yürümüş Bay Deez. Ewell'ların önünden geçmişler. Dönerken de kapılarında durmuş. Ewell, Ewell bak buraya. Her zaman çocuklarla dolu olan pencereler boşmuş. Hepinizin içeride tam siper durduğunuzu biliyorum. Kulağını iyice aç Bob Ewell. Benim işçim bu yoldan geçmezse gün batmadan seni içeri tıktırırım. Tükürüp evine dönmüş. Helen ertesi gün eski yoluna gitmiş. Evi geçip ardına baktığında Bob Ewell'ın onu izlediğini görmüş. Ewell Dinkdes'in evine varana dek arayı bozmamış. Ama sürekli çirkin sözler söylemiş. Korkan Helen de Bay Link'e telefon etmiş. Bay Link dükkanından çıkınca da tel örgüye dayalı olan Bay Ewell'a karşı karşıya gelmiş. Bana öyle piştikmişim gibi bakma Linkdes. Senin kadınını yapacağın ilk iş evvel o kokuşmuş gövdeni toprağımdan çıkarmak olsun. Çite dayanıyorsun. Benim de boya param yok. İkincisi de aşçımdan uzak dur. Yoksa seni saldırıdan tutuklattırırım. Ona dokunmadım Linkdes. Sence birine dokunmaya hiç niyetim yok. Ona dokunman gerekmez. Onu korkutman yeter. Saldırıdan tıktırmazsam kadınları koruma yasasından tıktırırım. Şimdi yıkıl karşımdan. Palavra sıktığımı sanıyorsan git bir kez daha dene. O günden sonra Helen'in yakındığını duymadım. Alexandra halamın olaylar konusundaki yorumu hiç beğenmiyorum Atticus, hiç ama hiç beğenmiyorum oldu. O adam davayla ilgili herkese kin duyuyor. Neden öyle anlamıyorum, öcünü almak ister, anladın mı? Aslında almadı mı? Anladığımı sanmıyorum dedi Atticus. Belki de kimsenin Mayella ile birlikte sıktıkları palavraları yutmadığını biliyor. Kahraman olurum sandı tüm sıkıntılara karşı. Peki biz o zenciyi tutuklarız ama sen de çöplüğe dön dendi. Herkes de uğraştı. Yakında rahatlar. Mevsim değişti mi bu işin peşini bırakır. John Taylor'un evini neden satmaya kalkışsın? John'un evde olduğunu bilmiyormuş yoksa kalkışmazdı.
pazar akşamları yanan tek ışık kapıdaki John'un kitaplığındakidir. Atticus, o teli kesenin Bob Ewell olduğunu bilmiyorsun. Kimin yaptığını bilmiyoruz dedi. Ama tahmin edebilirim. Ben onu yalancı çıkardım ama John onu aptal yerine koydu. Ewell tanık iskemlesindeyken John'a bakıp gülmemek olanaksızdı. John ona üç ayaklı bir tavuğa ya da dört keşe bir yumurtaya bakar gibi bakıyordu. Bana yargıçların jüriyi etkilemeye çalıştıklarını söyleme. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.